Bir spor dünyası programından daha tekrar merhaba. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Yeni Gün TV ekranlarında ben moderatörünüz Murat Aktaş ile birlikte. Bu hafta birbirinden değerli konuklarımızın olduğu stüdyomuzda konuğumuz Sayın Metin Çelik. Metin Çelik Cuma akşamları bisiklet topluluğu grup lideri kendisi. Hoş geldiniz Sayın Çelik. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi Sağ olun. misiniz? Sizler Çalışmalarınız nasılsınız? nasıl gidiyor? Bugün Çok bunlarla iyiyim. ilgili biraz konuşacağız. İzmir halkını bu konuda bilinçlendireceğiz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Metin Çelik. Evliyim. İki tane oğlum var. Turizm otelcilik işiyle uğraşıyorum. Çok güzel. Kısacası kendim bisiklete 2009'un başlarında aktif olarak başladım grup sürüşleriyle. Ondan önce tabii çocukluğumuzda biniyorduk, kullanıyorduk. Ancak 4 yıldır aktif olarak gruplarla bisiklet sürüyoruz. Çok güzel. Bu Cuma akşamları bisiklet topluluğu ismi de enteresan. Yani Cuma akşamları bisiklet topluluğu nasıl kuruldu? Neye hizmet eder? Yani biraz Şöyle böyle şimdi gruptan bahsedelim. tabii İzmir'de birden fazla grup var. Bir kere çok fazla grubuz. Öncelikle İzmir Bisiklet Derneğimiz var. Bizim tüzel kimliğimiz. Onun dışında Cuma akşamları bisiklet topluluğu olarak biz varız. Biz onu kısaltıyoruz. Cat yazılıyor. Evet. Cat diye okuyoruz. Kediye gönderme yapıyoruz. Biraz Hmm. ironik bir durum belki ama Evet. sokak kedisi gibiyiz biz de. Onun dışında İzmir Bisiklet Derneği dışında Perşembe akşam bisikletçileri var. Karşıyaka bölgesinde Ege Pedal Kulübü var. Spor kulübüdür. Aynı zamanda hafta arası şehir içi turlar da yaparlar akşamları. Bornova'da Çarşamba akşam bisikletçileri topluluğu var. Grup çok. İzmir Evet. zengin bu konuda Evet. diyorsunuz. Peki bu grup ne zaman kuruldu? Bizim KET grubumuz, Cuma akşamları bisiklet topluluğumuz 2010 yılında Kasım ayında kuruldu. Bu grubu kurarken kimler vardı? Nasıl karar aldınız? Biraz anlatalım Yani şöyle izleyenlere. tabii sonuç itibariyle bu bir hobi Evet. ve bisiklete binen dostların bir araya gelmesiyle kuruldu. Ancak biz her sohbette şunu dile getiriyoruz. Kesinlikle kişiler, isimler üzerinde durmuyoruz. Biz bir grubuz. Cuma Çok akşamları bisiklet topluluğu. Kişiler önemli değil. güzel. Bir de bir düzeltme yapmak istiyorum izninizle. Tabii buyurun. Orada Cuma akşamları bisiklet topluluğu lideri diye geçti zannediyorum isim açıklamasında. Evet. Öyle değil. Aslında biz bunu temsilci olarak düzeltelim. Yani Tamam. bizler görev alan kişiler yönetici olarak değil, kendimizi temsilci olarak değerlendiriyoruz. Arkadaşlarım bize görev vermesiyle yapıyoruz bunu. Çok güzel. Çok güzel. Hatta Yakında uygun bir zaman olur ise Murat Bey, inşallah. diğer arkadaşlarımı da burada konuk edersek çok memnun Evet olurum. evet tabii yani bizler sizi onları temsilen buraya çağırdık. Sizin katılımınızdan da çok büyük gurur duyduk. Çok teşekkür ederim. Sağ Çok olun. biz teşekkür ederiz. Peki grubunuzun öncelikli amacı nedir? Yani ben mesela bakıyorum bazı görselleriniz var. Çocuklar var arkada bisikletin sepeti var özel. Yani bakıyorum babası çocuğunu almış falan böyle eşi falan. Şöyle tabii Biraz bunlardan bahsedelim. biz Hangi amaca hizmet eder? bisikleti halkımıza sevdirmek istiyoruz öncelikle ama asıl birinci hedefimiz yaşadığımız şehirde bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmak. Ulaşım aracı olarak kullanır isek ve halka bunu indirgeyebilirsek yani hem sportif anlamda hem de ulaşım aracı olarak Evet. kullanıldığında çünkü bunun bize açacağı kapılar çok fazla. Nedir? Ne kadar çok insan bisiklete binerse o kadar çok farkındalık yaratırsınız. Ne kadar çok bisikletin üzerinde insan görürseniz o kadar çok duyarlı hale gelirsiniz. Belediyeler, resmi kurumlar daha çok size bisiklet yolu yapmak zorunda kalırlar. Daha çok yer açılır. Yani bu çok önemli bizim için. Asıl amacımız da bu. Yani öncelikle hedefimiz bu. Birinci hedefimiz. Evet. Bisiklet yollarının yapımını temin etmek amacıyla daha çok bisiklet. Her zaman, her gün bisiklet. Yani aslında bir yerleri de göreve gitmiş oluyorsunuz. Değil mi? Yani sonuçta tabii belediyeler bu işi yapmak zorundalar özünde. İzmir sahil kenti. Yani Tabii ki rahatlığı bisiklet çok edebilirler. da müsait güzel bir kentimiz var. Her Güzel, şeyden önce bir körfezin güzelliği bambaşka ve onun çevresinde bisiklet yolu yapılması da çok uygun. Bu konuda çalışmalar var ama yani evet. Çok güzel. sıkıntılı bir durum yok aslında. Fakat biraz gecikmiş bir şey var. Evet. Umuyoruz en kısa zamanda düzelecektir. Çok güzel. İnşallah bizim de temelimiz o Evet. yönde. Bir spor adamı olarak. Sağ olun. Tabii sizi izleyenler çok fazla. Grubunuz çok ciddi destekler var. Sorular var sevgili seyirciler. Ayşegül Türkmen hanımefendi sorar. Diyor ki gruba herkes katılabiliyor mu? Katılmak için cuma akşamı nereye gelmemiz gerekiyor diye bir sorusu var Ayşegül Hanım. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Ayşegül Hanım'a öncelikle. Şimdi efendim bizim grubumuzun Facebook sayfasından giriş yaparlarsa grubumuza
Orada etkinliklerimizi duyuruyoruz. Evet. Ama ben buradan genel olarak bir şey söylemek istiyorum. Etkinliklerimiz her gün var. Pazartesi gününden pazara kadar. Her gün etkinliğimiz var öncelikle. Pazartesi ve cuma dahil hafta arası 5 gün akşamları yapıyoruz. Akşam çok saat 8'de her gün buluşma noktamız Konak Vapur İskelesi. Saat 8'de Konak Vapur İskelesi. Herhangi bir ön şartımız yok. Ayşegül Hanım eğer gelmek isterse turumuza, bizim birinci şartımız kask. Evet. Kaskı mutlaka istiyoruz. Kask olmayan arkadaşımızı gruba ne yazık ki alamıyoruz. Ya bu bir şey değil. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Öncelikle kişinin güvenliği için. Kesinlikle. O dostumuzun, o bisiklete binen arkadaşımızın can güvenliği için. Kimse üzülmesin. İstemeyiz. Yani kask çok çok önemli. Çünkü hayat kurtaran bir şey. Böyle bir disipline girdik. Çok da iyi oldu. Tuttu. Peki bisiklet sporuna yeni başlamak isteyenler neler yapmalılar? Kask demişken işte o lazım bu lazım diye. Evet evet, böyle haklısınız. Hemen geçiştirmeyelim de böyle daha detaylı. Neler lazım? Tamam. Daha detaylı konuşalım. Peki. Şimdi öncelikle bisiklet seçimiyle başlamak gerekiyor. İyi bir bisiklet. İyi bir bisiklet ama. Tabii çok iyi bir bisiklet derken yani çok pahalı olarak algılanmasın lütfen. 1000 lira aralığında, yani yukarısı ve aşağısı ama 1000 lira aralığında uygun bir bisiklet temin edilebilir. Benim önerim daha çok şehir bisikleti, yani city bike dediğimiz şehir bisikletleri. Çünkü onların çamurlukları var, bagajı var. Evet. Yani hem malzeme taşıyabilirler, hem şehir içinde günlük kıyafetleriyle de kullanabilirler. Günlük kıyafetleriyle de kullanabilecekleri bisiklet. Çünkü dedik ya, birinci hedefimiz ulaşım aracı haline getirmekti bisikleti. Bizler onun için zaten bugün şehrimizin pek çok ilçelerine akşamları tur düzenliyoruz. Çok yani çok zor aslında. Niçin zor? Çünkü mesela Konak'ta buluştuktan sonra Buca'ya, Buca Gölet'e gidiyoruz gece. Sarnıç'a gidiyoruz, Gaziemir'e gidiyoruz. Yani Karşıyaka mesela yakın veya daha kolay diyelim ama yukarılara da çıkıyoruz. Çünkü insanlara bunu sevdirmek istiyoruz. Asıl amacımız bu. Ne tarz tepkiler alıyorsunuz mesela? Bu grup ilk kurulduğunda işte malum bisiklet kıyafetleri, kask, gözlükler. Tabii yani, şimdi insanlar bizlere biraz uzaylı gibi bakıyorlar. Değişik bakıyorlar. Uzaylı muhabbeti bakıyorlar. Ha? Kıyafetlerimizden dolayı. Ama şunu düşünmek lazım. Yani bugün bir yüzücü mayo giyiyor ise, bir güreşçinin mayosu var ise. Evet. Bunun kıyafeti de bu. Yani bunu yadırgamamak lazım. Çünkü insanlar bu kıyafetleri seçerken yıllar içerisindeki deneyimlerini katarak yapıyorlar. Evet. Çünkü o mesela tight özel bir malzeme. Hı. Kışın sizi sıcak tutuyor. Yazlık tight'lar var. Onlar sizin rahatsız olmadan sele üzerinde uzun süre, uzun saatler boyunca bisiklet kullanmanıza yardımcı oluyor. Peki her cuma akşamı, özür dilerim. Rica ederim. 8'de dediniz değil mi? Sadece cuma değil. Pazartesiden itibaren. Pazartesiden itibaren. Cuma da dahil haftanın 5 günü her akşam saat 8'de Konak Vapur İskelesi'nde buluşuyoruz. Peki belirli bir güzergah var mı ve saat kaçta bitiyor? Tur diye soruyorlar izleyenler. Anladım. Şimdi şöyle, ben o etkinliklerimiz bölümünden anlatmaya çalışayım. Pazartesi günleri, evet. Bir tur kaçta biter? Pazartesi günleri bizim pazartesi sendromuna karşı bisiklet diye bir sloganımız var. Hmm. Pazartesileri öyle başlattık. Aslında çok küçük marjinal gruplarla başladık. Yani evet. 6-7 kişi ile başladık. O pazartesiler tuttu. Yani hafta sonundan çıkan insanlar hafta sonu işte eğer bisiklete binememiş ise ya da evinde ailesiyle geçirmiştir. Pazartesi günü bir sportif aktivitede bulunmak istemiştir. Onlar katıldı, gençler katıldı. Ama pazartesileri genelde kısa tutuyoruz. Çok daha çok sohbete ayırıyoruz. Geçen yıl 15 günde bir bunu dönüşümlü olarak 15 günde bir eğitim, 15 günde bir bisiklet sürüşü olarak yapmıştık etkinliklerimizi. Salı gününe gelelim. Salı günlerimiz Güzelbahçe'ye standart gidiyoruz. Her salı Güzelbahçe'ye gidiyoruz. Yine Konak İskele'den saat 8'de. 8'i çeyrek geçe de Göztepe'de İskele'de buluşuyoruz. Güzelbahçe'ye gidip geliyoruz. Ya işte gittiğimiz yerde çay kahve içiyoruz. Evet. Çorba içiyoruz. Eğleniyoruz. Sohbet ediyoruz. Çok iyi. Çarşambaya geleyim. Çarşamba günleri genel olarak dağ etkinliği adıyla bir etkinlik yapıyoruz biz. Yani dağ dediğim çok yüksek yerlere çıkmıyoruz elbette. Mesela Balçova'da Manastır yolu vardır. Kaya Termali'nin hemen yanından çıkıyorsunuz. 2,5-3 kilometre kadar çıkıp orada işte akşamları ateş yakıyoruz. Semaverde çay demliyoruz. Oo, çok güzel. Evet.
Yani sucuk ekmek keyfi yapıyoruz biraz. Çok iyi. Evet. Perşembe günleri de bizim bir performans grubumuz var. Bu daha hızlı bisiklet kullanmak isteyen, biraz daha sert, agresif kullanan ve kesintisiz bisiklete binmek isteyen daha güçlü, daha deneyimliler için. Perşembe akşamları yine saat 8'de buluşuyoruz aynı şekilde. O da sabit. Urla İskele'ye gidip geliyoruz. 15 günde bir dönüşümlü olarak onu da bir Urla İskele, bir haftada Seferihisar Bademler yapıyoruz. Çok güzel. Gidip geliyoruz. Şimdi cuma günlerimiz değişken. Her cuma aynı yerde buluşuyoruz. Ancak nereye gideceğimizi önceden Facebook sayfamızda duyuruyoruz. Ayşegül Hanım ve diğer izleyicilerimiz için açıklamış olalım. Onun ne zaman biteceği konusu şu. Gideceğimiz yere göre değişiyor. Yolda eğer herhangi bir aksilik olmazsa mesela tabii ki. Tabii. Şimdi o konuya geleceğiz herhalde. Evet, güvenli sürüşle ilgili. Onu da bölümde açıklayabiliriz aslında. Hatta onu soralım. Güvenli grup olarak gittiğiniz bu faaliyetlerde, bu düzenlemiş olduğunuz turlarda güvenliğinizi nasıl sağlıyorsunuz? Yani malum İzmir'de trafik var, caddeler, yani sürücülerin, evet, bisiklet ve motosiklet sürücülerine karşı az da olsa bir doğru, haklısınız. Hoşgörüsüzlüğü mü gündemde? Murat Beyciğim, şöyle, bizler öncelikle gruplarda makul sayılarda olursa, makul sayı nedir? İşte 20 ile 40 aralığındaki bir sayıda bir öncü, bir artçı ve iki yancı ile o grubu güvenli olarak götürebiliyoruz. Tabii bu normal koşullardan bahsediyorum ama yani trafikte anormal şeyler her zaman yaşanabilir ve sonuçta onun adı kaza oluyor, biliyorsunuz. Biz onu Allah korusun diyelim. Ama bizler öncü, artçı ve yancılar ile grubu güvenli olarak gideceği yere götürmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken arkadaşlarımızın gece sürüşlerinde tabii ki kask, eldiven zorunlu demiştik zaten kask için, biliyorsunuz. Eldiven de yine olmazsa olmazlardandır. Çünkü olası bir düşüşte ilk darbe alacak olan avuç içidir insanların. Dolayısıyla eldiven bulundurmakta fayda var. Bunun yanı sıra bisikletlerimizin ön ve arkasında mutlaka ışıklandırma olmalı. Olmak durumunda. Gece turları hem yolu aydınlatmak için hem de arkadan gelen sürücüleri kırmızı ışıklarımızda ikaz etmek için gerekli. Onun ötesinde de reflektörlü yelekler giyiyoruz. Çok güzel. Bu da bir belirleyici oluyor bizler için. O konuda sıkıntı yaşamadık. Bizler trafikte kendi güvenliğimizi sağlamak için trafik kurallarına uygun sürüş yaptığımızda, kırmızı ışıkta durduğumuzda çok da sorun yaşamıyoruz. Yani olmadı yani. Başımıza çok da kötü bir şey gelmedi şu ana kadar. Peki bu trafikte risk faktörünüz neler? Yani ne tür risklerle karşılaşıyorsunuz ya da atlatmış olduğunuz büyük bir risk varsa bunu dinleyebiliriz. Bunu nasıl atlattığınızı da dinleyebiliriz. Tabii. Yani şimdi, şu önlemi almasaydım, şu almasaydık şu olurdu dediğiniz bir şey var mı? Yani o gün için şu önlemi aldık ve o problemi yaşamadık dediğiniz bir şey var mı? Şimdi ben yine kaska geleyim öncelik olarak. Mesela ben kendim de kaza geçirdim. Düz yolda değil ama dağda kaza geçirdim ben de. İki kez kaza geçirdim ve her ikisinde de kaskım parçalandı. Eğer kask olmaz ise yani çok ciddi hasar alırsınız. Yani yaşamak mucize olabilir. O yüzden kaskı mutlaka zorunlu düşünüyoruz. Onun dışında tabii ki risk faktörü çok trafikte. Araçların sıkıştırması, önünüze geçmeleri. Burada en çok da belki kızacaklar bize ama ticari araçlar lütfen darılmasınlar. Yani onlara yani karşı bir husumetimiz yok ama bir mesaj göndermiş olalım. Tabii ki. Onlar daha duyarlı olurlar. Tabii ki. Elbette, sonra. Elbette. Şimdi taksici arkadaşlarımız, evet, tabii onlar ekmek paralarının peşinde koşturdukları için belki biraz daha aceleci davranıyorlar. Trafik kurallarını biraz daha arka plana itebiliyorlar ne yazık ki. Ve yolun çok sağından gittikleri için bizim geçiş alanımız kalmıyor. Çünkü o yollarda zaten özel bir bisiklet yolu olmadığı için biz yolun sağını kullanmak durumundayız. Böyle bir sıkıntımız var. Yanı sıra körüklü otobüslerin sıkıştırması keza aynı şekilde. Ancak bunun dışında belediyeden beklentilerimiz var. Mesela nedir? Yoldaki mazgallar. Evet. Çok ciddi tehlikeler bunlar. Ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Öyle mi? Ona ayrı bir parantez mi açmak istiyorsunuz? Yani belediyeden hatta o soruyu soralım. Peki İzmir'de bu kadar grup varken, 3 grup varken, böyle 3-4 büyük grup varken, bilinenler, bilinmeyen irili ufaklı gruplar da vardır mutlaka. Elbette. Peki bu İzmir halkı olarak sizlerin bir bisiklet sürücüsü sevdalısı olarak Büyükşehir Belediyesi'nden ya da ilçe belediyelerden beklentiniz neler? Önce şunu söyleyeyim. Şimdi
tamamen de boş değiller. Mesela bugün bir Karşıyaka Belediyesi'ni ele alalım. Karşıyaka Belediyesi araç, yani araç diyorum, bizim için araç tabii ki bisiklet. bisiklet kiralama standları kurdular. Orada yine keyifli bir bisiklet yolu var. Karşıyaka iskelenin oradan itibaren Sasalı'ya kadar çok güzel bir bisiklet yolu var aslında. Karşıyaka'da yaşayanlar bu anlamda şanslı tabii ki. Biz mesela daha önce İzmir Bisiklet Derneği yönetim kurulu üyeleriyle Sayın Cevat Durak başkanımızı ziyarete gitmiştik. Bu konuda çok güzel yaklaşımlar oldu bize, sağ olsun. Yanı sıra mesela orada bir bisiklet birimi kurmuşlardı. Bu çok ciddi, güzel bir bakış açısı. Onun dışında mesela Seferihisar Belediyesi çok iyi yaklaşımlar içerisinde. Her projenin içinde olmaya gayret ediyor. Ama tabii belediyelerin aslında yapacağı çok şey var. Nedir? Bugün artık belediyelerin eli güçlendi aslında. Bazıları bilmiyor belki ama ilçeler. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bisiklet yolları ile ilgili projelerde projenin %45'ini karşılıyor. Sponsor oluyor tabii. Hibe yoluyla. Yani geriye de çok büyük bir rakam kalmaz zannediyorum. Yapabilirler yani. Evet. Yapabilirler. Büyükşehir Belediyesi ile derneğimizin koordineli bir çalışması var. Bu süreç içerisinde bisiklet yollarının işte Avrupa standartlarına uygun şekilde İzmir'de yapılması planlanıyor. Bu konuda çok bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü %100 netleşmeyen şeyler hakkında konuşmak doğru olmuyor. Belediye demişken İzban'la ilgili bir uygulama var zannedersin. Ya da metro ile ilgili bir uygulama var. Evet, hem metro yanlışım hem varsa düzeltin. Belirli saatlerde bisikletinizle beraber artık bu ulaşım aracını kullanabiliyorsunuz. Doğru, doğru. Bunlar hangi saatler ilk değil? Yılbaşında başladı evet. Birinde ve biz ilk gün onun denemesini de yaptık. Tabi o aşamaya gelene kadar çok şey yaşandı. Nelerdi o aşamaya gelene kadar yaşananlar? Yani tahminen 2008 yılından bu yana hem derneğimizin çok yoğun bir çabası var bu konuda. Tabi İzban ve metro yetkililerini de burada şey yapmak istemiyorum yani. Rencide etmek istemiyorum aslında. Onlar da bize, çünkü yaklaşımları hiç olumsuz değildi. Teşvik edici olarak söyleyelim o zaman. Belki tabii teşvik edici olarak söyleyelim. Aslında onlar bize bir briefing de verdiler. Sunum da yaptılar. Bu işlerin nasıl olurluğu, olamazlığı gibi. Ancak mesela vagon alımıyla başlaması gerekirdi bu işin. Sadece vagon alımı değil, ilk metro ve izban yapılır iken daha istasyonların kurulma aşamasında planlanmalıydı. Tabii şimdi sonradan düşünüldüğü için bunlar çok zor. Ya, o zorluğunu kabul ediyorum ama bu bizim kabahatimiz değil tabii ki yani i̇mkansız vatandaş değil. Olarak. Ya, elbette imkansız değil. Maliyet çok artacak belki ama baştan yapmış olsalar idi bu noktaya gelmeyecekti. Şimdi daha zor olacak. Bize de zor. Yani biz o merdivenlerde bisikleti kendimiz sırtımızda taşıyoruz. Evet. Çok da zor. Zor tabii. Zor. Saat aralıkları konusunda şu anda çok olumsuz bakmıyoruz ama birkaç talebimiz daha var. Yani en azından insanlar bisikletleriyle işlerine gidemiyorlar şu anda. Mesela sabah 9.30-11 aralığında. 9.30'dan sonra bisikletle gezmeye çıkarsınız. Yani işinize gidemezsiniz. O anlamda şey değil. Mesela pazar günleri, cumartesi ve pazar günleri akşam biniş saatlerini biraz daha öne alabilirler. Bu da uygun olabilir. Çünkü niçin söylüyorum bunu? Varsayalım ki İzban'ı kullanarak Ali Ağa bölgesine kadar bisikletlerimize gittik İzban'la. Oradan işte Çandarlı, Bergama, Dikili gibi bölgeleri gezdiğimizi düşünelim. Akşam 8'den önce İzban'ı kullanıp dönüş yapamıyoruz. Yani 8'e kadar orada olmak durumundayız. Oysa dönüşe biz mesela 6'da falan geçsek daha uygun olabilir. Muhtemelen bir vagon alımı söz konusu olması gerekiyor her şartta. Şimdi o tip çalışmaları var İzban'ın var. Anlaşılan ama tabii İşin o sürecinin ne kadar süreceğini biz bilemiyoruz şu anda. İnşallah temelimiz o yönde. Umarım yani, çünkü yaklaşımları ılımlı oldu. Hep ılımlı yaklaştılar. Yine bilmiyorum bundan sonra olacak. Size grubunuza dair bir metiye, bir övgü söz konusu. Gelen mesajlar arasında onu okumak istiyorum. Meliha Hanım, Meliha Kaya diyor ki, CAT grubuna bir kez katıldığınız zaman bir daha bırakamazsınız. Çünkü Metin Bey öyle güzel ilgileniyor ki bisikletle ilgili hiçbir korkunuz kalmıyor. Sizlere teşekkür etmiş grubunuz adına. Biz de sevgilerimizi gönderelim. Sağ olsun Meliha Hanım'a ben teşekkür Meliha ediyorum. Meliha Hanım bizim grubumuza yeni katılan bir bisiklet kardeşimiz, arkadaşımız. Evet, ilk başladığında biraz sıkıntısı vardı. Performans anlamında. Evet. Ancak şu anda daha hızlı gidiyor. Tutamıyoruz kendisini.
Sağ olsun. İzmir'de bisiklet ne durumda? İzmir'de bisiklet kullanıcıları, bisiklet kullanımı dünyaya oranla, Avrupa'ya oranla ne durumdayız? Ya da Avrupa şehirlerine oranla ne durumdayız? Ya da Murat, nereye getirilebilir? evet Murat Beyciğim, şimdi biz Avrupa ile kendimizi bu konuda kesinlikle kıyaslayamayız. Yani çok çok Evet. çok gerideyiz. O nedenle de bizim buradaki bisiklet kullanan arkadaşlarımızın, grupların, tabii ki başta derneğimizin üzerinde çok büyük ciddi yükler var. Bir araya gelip mümkün olabildiğince çoğalmak durumundayız. Her gün sokaklarda bisikletli olmak durumundayız. Çünkü çok çok gerideyiz. İnanın çok gerideyiz. Ancak bu şunla mümkün. Şimdi biz tabii ki şunu, gerçek olan şey şu. Belirtmek zorundayız bunu. Bugün belediye eğer bir bisiklet yolu yapmış olsaydı, bisiklete binen insan sayısı kendiliğinden zaten artacaktı. Ancak şu anda çok karmaşık bir durum var. Biz bisiklete binenleri çoğaltıp, bisiklet yolu talep edip, bisiklet yolu alıp biraz daha çok, biraz daha çok yapmaya çalışıyoruz. Bu da çok uzun bir süreç alacak gibi görünüyor. Ama umarım Haziran sonuna kadar yapılacağını tahmin ettiğimiz, yani belediye yetkililerinin bize verdiği bilgiye göre söylüyorum. Haziran sonuna kadar biteceğini düşündüğümüz güzel bir bisiklet yolumuz olacak. Umarım ondan sonra daha iyi olur. Yani İzmir bu konuda öncü bir şehir olabilir. Olabilmesi de çok mümkün olan bir şehir. Çok keyifli, güzel bir şehir aslında. Yani o yüzden yapılabilir ama bunu bir parça da bölge bölge düşünmek lazım. İlçe ilçe yani. Mesela Buca'yı ayrı değerlendirmek lazım. Evet. Gazimir'i ayrı değerlendirmek lazım. Karşıyaka kendi başına şu anda bir çabanın içinde zaten yapıyor, görüyoruz. Çok da iyi yapıyorlar. Daha iyisi yapılabilir mi? Elbette ki her zaman daha iyisi hep mümkündür ama şu anda çalışıyorlar. En azından çalışıyorlar, biliyoruz. Fakat Buca'da mesela böyle bir çalışma yok. Buca'yla ilgili Bornova'da yok. Yani aslında olması gerekir. İzmir'in en büyük üçüncü ilçelerinden bir tanesi, Tabii 600 çok bin büyük bir nüfusu. ilçemiz, evet. Buca ile alakalı bir çalışmanız olduğunuzdan bahsetmiştiniz. Buca'da bir gençlik merkezi var. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sayın Metin Kaptan. Buradan kendisine saygılarımızı sunuyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz Sayın Metin Kaptan. Sporun her branşına, her dalına çok büyük desteği olan bir il müdürü. Evet. Ve İzmir'e geldiği günden bugüne İzmir'de spor çok ciddi yerlere ulaştı. Zannedersem İzmir'de Buca Gençlik Merkezi'nde size bir yer tesis etme sözü vermiş kendisi. Ve Sağ herkes olsun. için spor federasyonundan lisans çıkartıp lisanslı birer sporcu bireyler olmanızı falan böyle konuşmuşsunuz. Biraz bahseder misiniz? Konuştuk. Herkes için spor federasyonunun tabii buradaki temsilcisi sağ olsun. Bizler konuşmamızın ilk başında belirtmiştim. Bisikleti bir ulaşım aracı haline getirmeye çalışıyoruz ve halka indirgemek durumundayız diye. Şimdi bu herkes için spor federasyonunun da zaten birinci hedefi bu. Evet. Herkesin spor yapması. En azından spor yapanların kayıtlı bir Evet. şekilde spor yapması. Türkiye'de Tabii ki. kaç kişi spor yapıyor? Tabii ki. Onun da kaydını tutması da büyük bir yetenek. Evet öyle. Bizim o federasyondan, bisiklet branşından lisans çıkartmamız koşuluyla, böyle bir koşul var ama. Evet. Tabii onu da biz yapacağız zaten, çünkü biz sonuçta lisanslarımızı çıkartıyoruz zaten. Ama herkes için Bisiklet Federasyonu'ndan çıkaracağız bunları. Tamam. O branştan çıkaracağız. O koşul karşılığında da sağ olsun Metin Bey bizleri kırmadılar. Yani bu sizin Orayı için bize de açtılar. Umuyorum orası da çok aktif hale gelecektir. Belki Buca Belediyesi'ne de bu şekilde inşallah onlara da bir şey olur, teşvik olur teşvik olur. Umarım böyle. onlarla da Güzel ılımlı olur. bir çalışma içinde olacağız yani. Peki Tahmin ediyorum. okullardan katılan böyle daha genç, yani yaş grubunuz neler? Öğrenciler mi geliyor? Yoksa işte avukat, hakim, savcı, doktor bu tarz insanlar mı var? Bu grupta kimler var? Nasıl girilir? Nasıl çıkılır? Biraz gruptan bahsedin böyle. Grubun renkli sahnelerini Evet. sizden dinlemek isteriz. Peki Murat Bey. Şimdi bizim grubumuzda meslek grubu tabii ki çok geniş bir yelpaze. Öğrenci var, emekli var. Her meslek dalından insanlar var. Yani aynı şekilde çocuk, kadın, erkek, yaşlı. Genç. Tabii bir de aileler var. Küçük bebekli ailelerimiz var. Mesela buradan bir Mirza'mız var. Bizim grubun artık sembolü haline geldi. Onu görmeyince biz çok özlüyoruz. Rahatladım Evet, buradan annesine ve babasına buradan seslenmek istiyorum. Lütfen en kısa zamanda tekrar gelin. biraz. Mirza'yı Evet, getirebilirsiniz. getirin Mirza'yı bize. Mirza'yı da ayaklarından öpüyoruz. Şimdi yaz dönemlerinde tabii biz bildiğiniz yani
standart sporcular gibi yapmıyoruz bu turları. Çünkü öncelikle sporcu değiliz. Onu belirtmekte fayda var. Ya biz bu işin biraz keyif yanındayız, hobi yanındayız. Hafta sonları denize gidiyoruz. Ama biz bunu giderken ulaşım aracı olarak bisikletimizi kullanarak yapıyoruz. Yani biz bisikleti ulaşım aracı haline getirmenin çabasındayız şu anda. Yüklendiğimiz en büyük misyon da bu. Arkadaşlarım sağ olsunlar bu konuda çok destek veriyorlar. Yani herkes çalışıyor. Ve ciddi kalabalıklara ulaştık. Bütün yaz boyunca her hafta sonu bir hafta cumartesiden gece konaklamalı, bir hafta pazar günü günübirlik turlar yaptık sürekli denize. Urla, Seferihisar, Foça, Gümüldür, hatta Kuşadası. İzmir de buna müsait zaten. Onun dışında akşam turlarımızda da yine keyifli anlar yaşıyoruz. Gittiğimiz yerlerde işte eğleniyoruz, sohbet ediyoruz. Tiyatroya gidiyoruz bisikletle. Geçen gün Narlıdere Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği bir tiyatro vardı ücretsiz. Oraya gittik, izledik. Çok da keyifli bir oyundu. Sağ olsunlar orada mesela az önce konuştuğumuz konulardan biri buydu biliyorsunuz. Ulaşım aracı haline gelmesi için belli çalışmalar gerekti birimlerde. İşte gittiğinizde sizin bisikletinizi, aracınızı nasıl arabanızı park ediyor iseniz bisikletinizi de park edecek yeriniz olmalı. İşte Narlıdere Belediyesi o AKM'de bize yer açtı. Sağ olsunlar. Güvenlik sağladılar. Çok güzel. Çok güzeldi ve biz de tabii bunu yapabildik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Bu bisiklet grubuna yaptığı katkıdan dolayı en azından biraz daha grubun önünü açmış olur. Bisiklet grubu. Yani şimdi konser salonlarında bu olsa, Atatürk Kültür Merkezi'nde olsa, diğer kültür merkezlerinde olsa, inanın arkadaşlarımız daha çok bisikletleriyle buraya ulaşım aracı olarak kullanıp giderler. Yani aslında bunu sadece hobi olarak bir ulaşım aracının dışında İzmir insanı ya da yurdumuzun tüm yöresindeki insanlar, ilindeki insanlar işlerine bisikletle gidip gelemezler mi? Ben gidip geliyorum. Siz de biliyorsunuz, evet. Yakından tanıyorsunuz. Ben her gün çok sağanak yağmurlar da dahil olmak üzere soğuk havalarda da. Zaten soğuk hava önemli değil. Çünkü korunabiliyorsunuz. Yağış biraz daha etkili. Ama ben gidip gelebildim. Düzenli olarak da bisikletimle gidip geliyorum. Pek çok arkadaşım da var bu şekilde gidip gelebilen. Yani 70 kiloluk, 80 kiloluk bir bireyin işte trafikte tek başına bir otomobille gıdım gıdım adım adım yürümesi, trafiği felç etmesi. Bunun da aslında önünü açmaz mı? Trafikte biraz rahatlamaz mı? Bisiklet kültürü zannedersem Çin'de çok oturmuş durumda. Tabii orası zaten daha çok bisiklet yani kullanılıyor. Hindistan, Çin bu tarz ülkelerde çok iyi oturmuş durumda. Türkiye'de bu oturamaz mı ya da İzmir pilot olamaz mı? Olabilir, neden olmasın? Biz zaten bunun çabasını veriyoruz. Aynen öyle. Bize çok önce bir şehir. Tabii zor. Bizlerin şu anda yapmakta olduğu şey biraz zor. Sürekli eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Yaptığınız şey yeni olduğu için, önce olduğunuz için sıkıntılı yani. Sıkıntılı bir süreç. Ama biz keyif alıyoruz. Keyifle yapıyoruz. Bir de sizin çok meşhur sabah kahvaltılarınız var. Biraz onlardan evet. Bahsedelim. Hafta sonu kahvaltıları. Şimdi biz bir birey dediniz ya işte nasıl gider trafikte ne yapabilir diye. Örneğin bir bayan arkadaşımız az önce işte Melih Hanım sağ olsun çok güzel iltifatlarda bulundu. Mesela bir Melih Hanım'ı örnek alalım. Tek başına buradan Nazarköy'e gitmek istese Kemalpaşa'ya gidemez, zorlanır. Korkar insan yani. Çünkü trafikte o araçların arasında tek başınızasınız. Ama grup halinde olduğunuzda grupla gidiyorsunuz. İşte Nazarköy'e gittiğimizde grupla gidiyoruz ve orada meşhur Ali dayımızın bir yörük sofrası var. Sağ olsun o bize çok indirim yapıyor. Hem indirim yapıyor hem de çok güzel, mükellef bir kahvaltı veriyor bize. Köy kahvaltısı. O kadar pedal bastıktan sonra acıkıyoruz ve çok yiyoruz. Peki yolda karşılaştığınız sıkıntılar, mesela lastik patladığında, zincir attığında, bu tarz arızalarda ne yapıyorsunuz? Grup tamamıyla duruyor mu yoksa? Belirli grubun içerisinde kişiler var, onlar mı duruyor? Yani insanlar düşünebilir. Yani eğer çok çok geldim, uzun süreli bir arıza değilse, lastik patlaklarında falan bekliyoruz arkadaşlarımızı. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bisiklet lastiğinin patlayan kişiyle de bir ilgisi var. Örneğin grubun çok hızlı elemanlarından birisinin lastiği patladıysa ve çok tecrübeliyse lastiğini 3 dakikada tamir edip gelebilir. Kendi başına. O arkadaşlarımız işte artçıyla birlikte kalıp onun tamiri yapıldıktan sonra devam ediyoruz.
O arkadaşlarımız da zaman zaman 3 kişilik, 5 kişilik, 2 kişilik gruplar halinde grubu götürüp onlar arkamızdan bize yetişiyorlar. Ama yolda bırakmak yok. Kesinlikle. Çok güzel. Hiç kimseyi yolda bırakmıyoruz. Herkese sahip çıkıyorsunuz. Çıkmaya çalışıyoruz. Peki dernek, kulüp ya da grup olarak bir yapılanma, destek, örgütlenme böyle bir şey var mı? Derneğimiz var biliyorsunuz. İzmir Bisiklet Derneği aktif olarak çalışıyor zaten şu anda. Biz dernek olarak sadece tur organizasyonu yapan bir kurum değiliz. Sivil toplum kuruluşuyuz. Bugün belediye, kaymakamlık ve diğer resmi kurumlarla iletişimimizi dernek aracılığıyla sağlıyoruz. Yani bir Facebook sayfasındaki bir grup olarak gidip muhatap olamazsınız. Evet. Onun için de derneğimize hep yani birlikte sahip çıkmak zorundayız. Resmi bir yüzüğü var, değil mi? Kesinlikle. Bu tüzüğe uygun olarak evet. İşinizi devam ediyor. Çok güzel. Benim aklıma takılan birkaç şey var böyle. Hem sohbet etmiş olalım hem izleyenler de bunları duysunlar istiyorum. Cuma akşamları bisiklet topluluğu nasıl sayı olarak ne konumdaydı, ne konuma geldi? Evet, şimdi 2 sene öncesine kadar Facebook sayfamızdaki üye sayımız işte 150, 160, 180'ler civarında idi. Bugün 2000 gibi bir rakama ulaştı. Ciddi bir rakam bu. Çok ciddi bir rakam ama tabii bu şu demek değil. Orada yanıltıcı bilgi vermeyelim. İnsanlar şöyle düşünmesin yani 2000 kişi aynı anda bisiklete mi biniyorsunuz? Hayır değil. Bizim Facebook sayfamızdaki takipçilerimiz bunlar. İzmir dışından da çok arkadaşımız var. Çünkü İzmir dışındaki illerimizde de bisiklet grupları var. Çok da güzel. Mesela Malatya'da, Keşan'da, İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da her yerde var. Bursa'da. Bu arkadaşlarımızla da sürekli iletişim halindeyiz. Dönem dönem o insanlarla buluşuyoruz. Mesela önümüzdeki günlerde Çanakkale'ye gidilecek. Yine Çanakkale'de de çok güzel bir topluluk var. Dediğim gibi bu sayıyı yüksek tutan şey unsurlar onlar belki ama biz aktif olarak bisiklete binen grup akşamları 30 ila 50 aralığında sayımız genel olarak söylüyorum bunu. Zaman zaman hafta sonu standart şu anda 60'lı rakamlarda daha çok. 60 kişi gibi pazar günleri turlarımız da oluyor. Hafta arası da havaya göre değişiyor tabii. Peki kışın bu turların seyri nasıl oluyor? Yağmur var, çamur var, hava şartları malumunuz. Kışın nasıl yapıyorsun? Şimdi bizim iddiamız şu, biz diyoruz ki her hava koşulunda bisiklete binilebilir. Bunun örnekleri de çok. Engel tanımayız diyorsun. Ya tanımamak gerek. Yani evet. Eğer ulaşım aracı olarak kullanmak istiyorsanız öyle olmalısınız. İzmir'de çok yağış alan bir yer kışın biliyorsunuz. Evet. Yani bir kez bıraktığınızda artık tembellik başlıyor. Ben onun için bırakmamaya gayret ediyorum. Bırakmıyorum yani. Asılıyorum ona. Şimdi tabii sayı düşüyor. Evet. 15 lira, 18 lira, 20 lira düşüyor ama sonuçta o tur yapılıyor. Tabii ki çok aşırı rüzgar ve yağış yok ise. Çünkü grup sürüşünde bu sefer tehlike yaratır. O yüzden iptal etmek durumunda kalıyoruz. Arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamak için iptal etmek zorunda kalıyoruz. Çok ciddi bir birlik ve beraberlik var grubunuzun içerisinde. Ben sizi Facebook sayfanızdan çok ciddi bir takipçiyizim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ve bunu çok hoşuma da gidiyor. Yani biraz sanki insani boyutu da çok yüksek bir grup. Yani bir rahatsızlığında hep beraber birlik olup onun ziyaretine gidiyorsunuz. Fotoğraflarınız var yani. Gördünüz onları evet, sizde. Evet, anladım. Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi şöyle bu turların dışında neler yapıyorsunuz? Tabii anladım. Bisiklet topluluğu aynı zamanda sosyal bir grup tabii. Bu işin sosyal yönü de var. Bizler dedim ya işte gittiğimizde oturduğumuz yerlerde mola anlarında sohbet ediyoruz. Sadece bisiklette değil, bisiklet dışındaki yaşamlarımızda da arkadaşlıklarımız sürüyor. Sağ olsunlar bize katılan arkadaşlarımızın hepsi zaten bisikleti seçmiş olmalarından ötürü öncelikle çevreye, topluma saygılı, duyarlı insanlar. Dolayısıyla bu kadar duyarlı, çevresini, doğayı seven insanların bir araya gelmesi zaten o sonucu kendiliğinden doğuruyor. Hasta ziyaretleri çok aslında istediğimiz bir şey değil. Kimsenin hasta olmasını istemeyiz. Yani kaza geçirmesini de istemeyiz. Ancak arkadaşlarımızın başına böyle bir şey geldiğinde de tabii onlara sahip çıkmak, moral vermek için ya, gidiyoruz ziyarete, gidiyoruz. Evet. Özel bisiklet turları da yaptığımız oldu. Çok güzel. Peki, cuma akşamları bisiklet topluluğuna katılmak istese bir şahıs, bir birey. Evet. Hangi şartlar, hangi sıralamayı takip etmesi gerekir? Şimdi herhangi bir yani prosedürümüz yok. Temin edecek, kaskı nasıl alacak? Siz yardımcı oluyor musunuz? Kiminle iletişime geçsin? Size nasıl ulaşabilirler? Anladım.
Şimdi ben buradan tabii İzmir'de pek çok bisiklet satan firma var. Bisikletçi Yardımcı dostumuz oluyorsunuz var değil mi? elbette. Onların almak istediği bisiklet türüne göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Onu da zaman zaman işte eşit dağıtmaya çalışıyoruz. Bütün bisikletçi dostlarımızın. Çünkü ellerindeki markalar farklı, seçenekler farklı. Biz o bisikleti almak isteyen arkadaşın hangi seçeneği tercih ettiğine göre yönlendiriyoruz. Çok güzel. Sürekli belli bir kişiye değil. Teçhizatlar Öncelikle o neler? konuda şey yapalım. Teçhizat olarak her zaman söylüyorum birinci derecede kask. Kask Mutlaka elinde kask, kask, olmazsa kask. Evet, olmazsa olmaz. olmadınız. Diğer teçhizatlar tabii kıyafetler geliyor. Şimdi kıyafetlerin özelliği de şu. İnsanlar günlük kıyafetiyle de elbette ki kullanabilirler. Ama tayt, forma, yani bisiklet kıyafeti olur ise çok daha Evet. sağlıklı olacaktır. Çünkü mesela kış koşullarında termal içlikler kullanıyoruz. Bu termal içlikler teri dışarıya atan kumaşlardan yapılmıştır. Nefes alan kumaş diyoruz biz ona. Keza windstopper'lar var. Çok soğuk ve rüzgarlı havalarda üzerinize rüzgarı geçirmeyen ama içerideki teri dışarı atmanıza yardımcı olan özel tasarımlar. Tayt da öyle. Ayakkabıları da öyle. Daha rahat, güvenli, konforlu kullanabilirler. O anlamda. Çok Ama güzel. kask mutlaka gerekli. Kask olmazsa Kask, olmazdır. ışık, eldiven olmalı. Peki ailelere buradan ne öneriyorsunuz? Çünkü çocuklar da bisiklet sürüyor. Yani biz de çocukken bisiklet sürüyorduk. Sokakta, Evet. caddede, mahallede, Ya şimdi bulunduğumuz tabii semtte bir anne babanın 3-5 genç bir Evet. araya, 3-5 çocuk bir araya gelip sürüyorduk. Yani aileler de istiyor ki bunlar güvenli bir şekilde, dediğiniz gibi kask, eldiven, gerekli korumalı teçhizatları uygun bir halde çocukları bisiklete binsin Evet. istiyor. Onlara ne öneriyorsunuz ya da bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Projeniz var mı? Şimdi bu eğitimle başlayan bir şey, süreç. Tabii okullarda bunun eğitimiyle başlanmalı. Biz dernek olarak pek çok okula yazılar yazdık. Pilot bölgeler tayin etmeye çalıştık. Bunun çabası içerisindeyiz. Bunun çalışması da devam ediyor. Öncelikle oradan başlamalı. Ama şimdi kolay değil bir anne babanın çocuğunu dışarıya bırakması bisikletiyle. Korkmaları çok da doğaldır tabii ki. Benim önerim öncelikle kendilerinin çocuklarıyla birlikte bisiklete binmeleri ailece. Mesela bizim cuma aile turlarımız da var ayrı. Şu anda çok aktif halde değil çünkü hava koşulları küçük çocukların bisiklete binmesini engelliyor şu aşamada. Ancak bahar dönemiyle birlikte daha aktif hale geleceğini düşünüyorum. Derneğimizde de derneğimizin bisiklet kullanmasını bilmeyenler için yaş sınırı olmaksızın bisiklet kullanma eğitimleri var. Bisiklet kullanma eğitimi veriyoruz derneğimizde. Derneğimize ulaşırlarsa onlara yardımcı oluruz bu konuda ailelere. Onun dışında ben onların eğer spor dalı olarak seçmelerini isterler ise dediğim gibi Karşıyaka'da mesela Ege Pedal Spor Kulübü var. Burada parkur bisiklet spor kulübü var bu Güzel. tarafta. Yani aileler çocuklarını buralara yönlendirsinler derim. Çok güzel. Biz derneğimize gelirlerse tabii ki kendilerini yönlendiririz, yardımcı oluruz. Her konuda bilgi veririz. Çok güzel. Peki son olarak buradan bu liman şehri, bu güzel deniz kokan şehrin insanlarına, güzel İzmirlilere ne öneride bulunuyorsunuz? Bisikletle ilgili olarak. Bisikletle ilgili Sadece bisikletle ilgili, hangi evet. tavsiye ve önerilerde bulunuyorsunuz? Son cümlelerinizi alalım. Çünkü Tamam. süremiz de bitmek üzere. Şimdi şöyle ben tabii ki bisiklete binin diyeceğim insanlara. Niçin? Sadece spor yapmak değil. Hem ulaşım aracı için. Aynı zamanda da sağlığımız için binmeliyiz. Çünkü ben hemen kısaca kendimden de örnek vermek istiyorum. Mesela bende bel fıtığı vardı. Ciddi boyutlardaydı. Evet. Ameliyat aşamasına gelmişti. 6-7 yıl kadar çektim böyle bir sıkıntı. Bir dostumun aracılığıyla vasıtasıyla bisiklete böyle başladım ileriki yaşlarda. Ve bisiklete bindiğim andan itibaren bel ağrısı bitti. Mesela şu anda hiç yok. Bu çok ciddi bir şeydir. Yani çok ciddi bir süreç. Ciddi bir egzersiz değil mi bisiklet? Kesinlikle. O yüzden bisiklete binmelerini mutlaka mutlaka binmelerini öneriyorum. Aerobik Tabii ki. spor olarak. Evet. Evet, biz size programımıza katılıp bizi onur ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Ben Sayın teşekkür ederim Çevik. Murat Bey. Sağ olun. Ve grubunuza da buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Sizleri sorularıyla yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Evet sevgili izleyenler, bir spor dünyası programının daha sonuna geldik. Bizleri sabırla seyrettiniz, izlediniz. Hepinize teşekkür ediyor. İyi haftalar diliyorum.